Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bizi özlediniz mi? Bence özlediniz. Ya I guess so. Ya çünkü yani kaçıncı saat dozu bu ben sayamadım. Bayağı oldu. Ağır diyor. Tik tak zaman geçiyor. Tik tak zaman geçer. O çocuklar uyku vaktiniz geldiyse de uyumayı unutmayın. Bakın Cansel Bey yine yanında, ben Musa Bey. Tanıyorsunuz artık, tanımıyorsanız. Bence tanımıyorsanız önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Hemen buradan Godzilla vs. Maymun'a gidebilirsiniz. Şimdiki konumuz yine Cansel Bey'in en sevdiği konseptinde olacak. Doğru tahmin olacak. Ettiniz. Yani diziler. Diziler. Son zamanlarda çok popüler olan diziler. Herkes için çok önemli. Hayatımızın merkez noktasına konulmuş Netflix, Blue TV. Bluetooth. Gibi platformlarda, Instagram, Twitter, Facebook gibi platformlarda müthiş bir önem kazanmış diziler adlı şeyi konuşacağız. Yani dizi terimi bu yüzyıla kadar yalnızca sayı dizileri, işte dizeler, örüntü. Dizdim iki gündür ağrıyorlar. Yani ama artık dizi deyince aklımıza Netflix'ler, Blue TV'ler. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Nerede o eski bayramlar yani? Valla ben eski bayramları da pek sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun ya? Ne? Neyse beyler. artık ben burada Cansu Ayberk'in en sevdiği, işte şunun bunun en sevdiği, yani geç bunları be oğlum. Direkt en sevdiğimiz diziler. En sevdiğimiz diziler bitti. Kimin ne sevdiğinin ne önemi var? Ha, en sevdiğimiz. Ha ben sevmiş ama o sevmiş. Kardeşimle benim ama ne fark var? Hiçbir fark yok. Ben bu hayatta Cansu Ayberk kadar yaladığımın oğlu görmedim. Kardeşim ben senin gibisini görmedim. O yüzden dizilere bir geçiş yapmak gerekiyor. Yavaştan evet. Yani ben son 10 yılın belki de en popüler dizisi. Bir tahminde bulunabilir miyim? Hay hay oğlum. Kırarsın kötü düşmanları mı? Kırarsın kötü düşmanları. Kırarsın kötü düşmanları. Kırarsın kötü düşmanları gerçekten harika bir dizi. Çok pis kırıldı. Benim yani belki de en sevdiğim, çünkü dediğin gibi Veli Ak bayağı. Mesela Veli Ak aslında fizik öğretmeni. Ya Veli Ak. Pardon, kimya lan kimya. Ha. Kimya öğretmeni. Nasıl lan kimya? Kimya oğlum. Hı, uyuşturucu yapıyorlar. Fizik işte. Kimya şey, fizik bilemez mi kimya öğretmenleri? Ha, doğru. Abi işte yani çok iyi bir kimya öğretmeni tabii ki. Yani çünkü Kırmayı Kötüleştirmek dizisinde müthiş bir rol almıştı. Ana karakterdi. Bir de bir öğrencisi vardı onun. Ha evet. Jesse Pinkman. Jesse Pinkman da Aaron Paul oynuyor. Aaron Paul'un oynadığı Jesse Pinkman adlı karakter de bizim Veli Ak'a bayağı yardımcı oluyor. Pardon lan, ne Veli Ak'ı? Neydi onun adı? Voltmetre. Emekli oluyor ama bir şey öğreniyor. Tümör. Sen bunu biliyor musun? Bu kadar tümörü çıkıyor. Ya yani hayatta neyin karşımıza ne çıkacağının hiçbir garantisi ben, yok. Zaten dizinin konusu bu. Kesinlikle bu. Yani kırılmak kötü bir şeydir aslında dizisinde. Evet. Yani her seferinde neyin daha kötü olabileceğini. Yani kümülatif. Biliyor evet, musunuz? Evet. Kümülatif bir şekilde nasıl artarak. Aynen öyle. Bir insanın hayatının nasıl battığını, nasıl kırıldığını kötüye görebiliriz. Evet. Yani İsmail'in dediği gibi kötüleşmek aslında o kadar kötü bir şey değildir dizisi. Kötüleştirmeyi artık normalleştirelim dizisinde bizim Veli Ak harika işler ortaya koyuyor. Ya o yüzden neden sevdiğimizi artık anlamışsınızdır. Ya yani zaten... Veli Ak deyince aklımıza eskiden kötüydüm, eskiden kötüydüm deyince aklımıza Veli Ak. Çok söyleyecek bir şey yok. Zaten yok. İlk sezonu izledim ben sadece. Tabi sıkıcı bir zaman sonra. Çünkü aga... Aga hiç aksiyon yok. Ya bir zaman bak, aksiyon var biraz en başta. Bizim var ya, bizim tır sürüyor. Tırı sürüyor hızlı hızlı. Hayır, makine sürüyor. Ha, makine sürüyor. Ondan sonra sürüyor. Tabi bakıyorlar işte başlarına bir iş gelmiş. Büyük aksiyon. Ondan sonra bir bakıyorsun konuşuyor böyle. Yok işte of, o polismiş de şu polismiş de. Neydi onun adı ya? Polis var ya. Hank. Hank Schrader. Hank Schrader olması. Ondan sonra yani artık kırılıyorum ya, dizisi bu yüzden çok güzel. Ya ben 10. sıraya eskisi kadar kırılmıyorum koyarım. Ve 9. sıraya geçerim abi. 9. sıra. Ya benim 9. sıram belli ama sizden duymak isterim. Ben bunu sana salıyorum. Bana mı salıyorsun? Muhtemelen aynı, biliyor musun? Önceden konuşmuştuk, ben hatırlıyorum bunu. Ney? Ha. Söyleyeyim mi abi? Sandalye kapmaca. Aynen öyle. Sandalye kapmaca. İkimizin de 9. sırasında olan. Evet. Yani tahtta oynanabilecek geleneksel. Affedersiniz arkadaşlar, hanım yazıyor. Evet. Ya yani, tahtta oynanabilecek geleneksel oyunlar gerçekten müthiş bir dizi.
Ya aslında çocuk oyunları ama insanları öldürüyorlar dizisi gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar, yani Skyrim müthiş dizi. Ben şöyle söyleyeyim. Benim direkt en sevdiğim karakter belli abi. Jon Snow. Jon Snow müthiş bir karakter. Onun yanı sıra Cersei Lannister. Oğlum o kötü karakter ama. Oğlum kötü diye kötü olmak zorunda mı? Ben sevmiyorum o kötü karakter. Oğlum kötü ama bak şöyle düşün. Arkadaşlar spoiler içiyor ama Cersei Lannister şey insanlara zarar veriyor. İnsanlara zarar... Tamam bak ben de korkuyorum. Ya her insan her insan gibi ben de korkuyorum. Gayet normal bir şey, doğal bir şey bu. Korkuyorum yani, başıma gelsin kesinlikle istemem ama ya derinliklerine indiğinizde o karakterin aslında ne kadar harika bir karakter olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ya yani. Şöyle bir şey var. İşte Ejderham'ı nasıl eğitirsin dizisinde. Gerçekten neydi lan ismi? Cersei Lannister'ın çok büyük bir rolü var gerçekten ve hissettiriyor. E tabii ki favorim Jon Snow. Ya Jon Snow bak ama bak tahtları oynanmalı. Dizisi gerçekten çok fazla karakter var. Ve çok fazla karakteri çok iyi bir şekilde dağıtmış. Mesela direkt ezbere söyledi çocuk ya. Bir Ahmet Kaya başlıyor. Ya müthiş bir kepsi. Ya en son neden bahsediyorduk ya? Aslında, geç 9'u geç. Ya tahtların oyunu çok iyi. Konuşmam. Kırılır mı abi, sus. Arkadaşlar siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Adlı dizide. Gerçekten ha. Ha evet. Baba hani, Game of Thrones'un sonu. Hani var 8. 8'e geçelim. 8. Bak, sıramızda geçelim. Bu sefer sen söyle artık, yeter yani. Artık. 8'deki. Söyleyeyim mi abi? Tamam. Hücremden kaçmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evet. Zindanı kırdım. Hapishanedeki Gardiyanlar çok kötü dizisi. Baya Prison Break dizisi. Ne? Mahkemeli. O kim lan? O mahkemeye çıkıyor ya. Hmm. Dizinin olayı o değil mi oğlum? Adam hapse girmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor ama en sonunda hapse giriyor. Ha. Valla bankayı soymaya çalışıyor, bir bakıyorsun başarısız oluyor ya. Salak mı? Direkt karıya sıksana yani. Havaya falan sıkıyormuş. Kadını öldürse tüm parayı alacak. Kadını öldür, parayı al, kaç. Polis geliyor, direkt korkak. Sonra niye hapishaneye girdim, nasıl kaçacağım? Yok işte gardiyanlarla uğraşayım. Bu çocuk kafası yok yani. Ama bir arkadaşım anlatmıştı bana aslında neden hapse girdiğini. Aslında hapse... Kuzeni. Hayır lan. Yakalanmak istemediği için girmiş. Kuzeni hapse giriyor. Hı. Tamam mı? Hı. Sonra bunu ispikliyor. Bu da hapse giriyor, ben öyle biliyorum. Ya şey, aslında o kuzeni orada polisi aramasa o banka soygunu haberi olmayacak. Kuzeni hapiste, kıskanıyor bunu. Sen, ben hapisteysem sen de hapistesin ulan ayağa. Ayak mı? Yani mahkum oldum ben artık dizisi. Fena değildi oğlum ya. Asla 7. sıraya koymazdım. Ya dediğim gibi zaten Breaking Bad'den falan daha kötü. Kesinlikle daha kötü. Neyse 6.'ya geçelim mi? 6. Benim 6. hakkında bir fikrim yok, düşünmem gerekli. Bak biliyorum. Ben 6. sıradakiyim, biliyorum. Söyle farklıysa şey yapalım aslında. Şahin. Var ya oğlum. Şahin biliyorsun. Şey yapıyor. Polislik oynuyor. Ama inceleyen polis neydi onun adı? Aaa. Tamam. Neydi lan? Bir dakika. Ha, Charlotte. Oğlum ben şey B.C. Rich diyecektim de sen karıştırıyor oluyor musun? Ne? B.C. Rich diyecektim de ben. O ne lan? Sherlock Holmes. Ha, evet o. Hayır lan değil. Yanındaki Watson da müthiş doktor. Yani... Watson's gerçekten harika bir doktor. Evet. Yani yanında çünkü bak bir dedektifsen eğer... Yanında mutlaka doktor olmalı. Doktor çünkü, olmalı çünkü yanındaki yaralı, bir kere yaralanırsın. İlla biri çeker silah vurur. Yanında doktor olması gerekiyor yani. Ben bu dizide bir şey eleştiriyorum. Ya yanında şöyle tabancalar var. Sen dedektifin işi nedir? Adam öldürmek. Adam öldürmek. Çekeceksin, vuracaksın salak. Tak 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 vursana. Her dizide böyle saçmalıklar görüyoruz ya. Gerçekten yani. Bu dizide ekstra yanında... var. Yok ya işte... Türk dizilerine laf ederiz bir de ya. Tam bu da bir Türk dizisi ama diğer Türk dizilerinden farklı olmasını beklersin. Çünkü bu internette yayınlanıyor. Blue evet, TV'de değil. Evet. Bir farkındalığın olması lazım ama yine bakıyorsun yine yanında silah var, yine öldürmüyor. Ulan zaten kaşif ne yapar? Kaşif zaten öldürür. Şanslı. Macera perest ne yapar zaten? Evet. Zaten adam öldürür. Ben bu aslında Şansını Zorlama dizisindeki dedektifin şeyini çok eleştiriyorum.
bir saattir böyle kötü adamları bulmaya çalışıyor. Oğlum öldürsene. Bulmaya çalışmakla zaman harcama gerçekten yani. Sen dedektifsin ve zamana ihtiyacın var. Zaman her şeydir. Ama sen bulmakla harcıyorsun, onun yerine öldür. Oğlum vakit vakittir yani. Vakit vakittir. Neyse ya, 5'e geçiyorum. O ne lan? Number 5. Ha. Buna katılacağını pek düşünmüyorum. Hmm. Şaşırtmalı bir soru galiba. Yanılmaz aile. İnkredibilasyonlar mı? Yok oğlum, o da güzel. Gerçekten aplikasyon family çok iyi. Ben şeyden bahsediyorum, İtalyancasını söyleyeyim sana. Süpranlar. Ha. Ha. Hı-hı. Süperasyon. Gibi. Kinda. Sort of. Some may call this junk. Me? I call them trend. Çocukları, tamam. Zaten buraya kadar dayanan biri olmaz. Tamam. Hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ana karakter obezite. Ya farkındalık denir buna. Yani ana karakter obezite hastası. Obez hastalığı çekiyor. Ya evet. Ana karakter obezite ama sen geliyorsun, izliyorsun bunu. Azıcıklar olsun. Allah akıl fikir versin ama adam obezite görmüyor. Bakın mu? Ben bir şeyden korkarım. Bak ben bir insan olarak korkarım. Ben dayanamam aga. Obezite hastası olan bir insan çıktığında ben kapatırım direkt. Böyle bir şey yok. Sen yani obezitesin ve hala aktörlük yapmaya yüzün var ya. Siktir. Yani sen bu kadar kötü bir insan ya. Obezitesin ya. Sen benim gözümü kanatmaya hakkın var mı lan? Ha? Taner Sünepe. Var mı senin hakkın? Yani o yüzden sıradaki şey. Evet, sıradakine geçelim artık. Sıradaki dizimiz. Ben anladım. Son zamanlarda popüler olan. Evet. Değil mi? Evet. Son zamanlarda popüler olan ve popülerliğini sürdürmeye devam eden. Gün arttıran. Annenin arkadaşını nasıl mutlu ettim? Müthiş film. Çok iyi bir film yani. Gerçekten harika bir film. Yalanım varsa siktir edin. Çok iyi film. O da bayağı iyi film ya. Annenle nasıl tanışmıştım aslında? Ya diğer bir adıyla neydi? Çılgın Dostlar. Çılgın Dostlar 2 galiba. Orasından bilemem ama her şeyi. Ya işte tamam, aynı şeyi tekabül ediyor zaten. Ben burada bunu demezdim. Ne derdin? Sikiyorduk nasıl? Bakın. Ya dedim, görmeyeceğim. Ya her senin isteğin olsun ya. Annemle aslında nasıl tanışmıştım? Çok iyi bir gündü. Mü? Yoksa çakışmak aslında iyi bir eğitimle her şey tedavi edilebilir mi? Ya şimdi çakışmak aslında çok iyi ama yani... Yaklaş lan mikrofona. Pardon. Yani çakışlık aslında bayağı iyi ama işte bir eksikliği var. Daha eski yani. Mesela çakışlık aslında bayağı eski. Yiyişme etikasyonu bayağı... Yiyişme mevzunu. Yiyişmenin gracüte edebileceğinin farkındayım dizisinde bunu kesinlikle görebiliyorsun. Değil. Böyle. O yüzden ben kazandım. Tamam, sen kazandın. Oturdum kom gel götümde sor. Hadi bak, bir kere şey falan diyor ya. Neydi onun adı? Sıkı Dostlar. Hayır lan, Can Dostum. Var ya oğlum arkadan gülme sesi falan. Hiç komik değil arkadaşlar, bakın. Bok gibi. Yani geçmiş diziler böyle. Geçmiş HBO'da yayınlanmış galiba. Genç Yetenek Avcısı oyunu. Ha evet. Evet, bayağı iyi. Genç Yetenek Avcısı oyunu müthiş. Evet, bir, evet. Yani dizi. Ya ben onu beğenmedim. Nasıl ya? Ya şöyle, bir sürekli Japonca konuşuyorlar, anlamıyorum. Ya bak. Yok mu dublaj? Var oğlum orada Koreci dublajı, niye açmıyor? Evet evet. Ondan da biraz korkuyorum şimdi. Yani bu kadar bayağı iyi işlenmiş. Ama işte köpek balığı yüzgeci çorbası dizisi. İntrosan seksek oynuyorlar. Sonra işte böyle 7 tane oyun oynuyorlar, tamam mı? İşte kazanamayan ölüyor. İşte satranç oynuyorlar, dama oynuyorlar, işte yakar topu. İşte. Canavar ölürler. Yaşamak güzel şey. Yürüyen. Ha, The Walking Dead. Götüm çok fena acıyor. Dotraki baba. Siktir.